Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 15. hafta rehberliğini yapacağım. Birkaç gün geç kaldım. Kusura bakmayın çocukların hastalıklarıyla uğraşırken aklımdan çıkmış. Sonra diğer videolara yoğunlaştım. Şimdi aklıma geldi ve çekiyorum. Evet gençler 15. hafta ne yapacağız? Çokgenleri yapacağız. Ki siz pazartesi izlemişsinizdir. Evet çokgenler. Çokgenler önemli mi? Evet TYT'de önemli bir yere sahip. Neden önemli bir yere sahip? Çünkü çokgenlerle ilgili... Her sene mutlaka bir soru geliyor artık. Eskiden mutlaka geliyor diyemezdik ama şimdi artık geliyor. Ve hatta bazen seçici soruları bu çokgenlerden seçiyorlar. O yüzden dikkatli çalışmanızı tavsiye ediyorum bu konuya. Şimdi çokgenlerle ilgili her şeyi bilmeniz lazım. Üçgenler yine işin içerisinde var mı? Var. Üçgenler işin içerisinde yine var ama böyle düzgün altıgenin içerisinde böyle üçgenleri çok fazla kullanıyoruz. Çokgenlerin kendine tarz konu anlatımı tabii ki var. Ama altıgen içerisinde üçgen bilgisini de kullanacaksınız. Yani ne bileyim bir eşkenar üçgen muhabbetleri, özel açı muhabbetleri, dik üçgen muhabbetini hatta karşılıklı kenarlar paralel olduğundan benzerlik muhabbetini hani çoğu konuyu bu altıgen içerisinde göreceksiniz zaten ama diğer konularda da diğer konularda da çember bile işin içine girecek. Daha görmedik ama geçen seneki bilgilerden hatırlarsanız iki tane şey veriyoruz mesela kural veriyoruz. O kural üzerinden çok güzel özellikler çıkabiliyor. Hatta ÖSYM 2021 sınavının en zor sorusunu, TYT'deki en zor sorusunu bu çokgenlerden sormuştu. Seçici sorular sorabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum bu konuda. Evet gençler, şimdi ne yapalım? Şu şeyi gösterelim programda. Çokgenler, işte biz ayın kaçındayız? Ayın e, 24'ü değil mi? Evet, 24 ile 29 arasındaki haftadan bahsediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Pazartesi günü büyük ihtimalle izlemişsinizdir videoları. E, çok yerlerle ilgili videoları izleyin ya da izlemeyenler, sonradan katılanlar da var ya. izlemeyenler pazartesi günü ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz videoları. Sonra ne yapıyorsunuz? İşte salı, çarşamba, perşembe e, burada kitaplarınızı çözüyorsunuz. İki kitap çözenler, işte cuma cumartesi de ikinci kitabı çözebilir. O şekilde yapabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama dediğim gibi ince ayrıntılara burada dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz çünkü ÖSYM burada sürpriz yapıyor. Mesela böyle düzgün beşgenden yani düzgün çokgenler anlatılırken düzgün beşgenden ve düzgün altıgenden bahsedilir deniliyor. E onunla ilgili ayrıntılı sorularda karşınıza gelebilir. Döndürme soruları olsun ya da diğer garip kesip katlama soruları olsun, diğer garip sorular karşımıza gelebilir. Ama son yıllarda sanki ÖSYM düzgün dokuzgen, düzgün ongen, düzgün 12gen on gibi ifadeleri de kullanıp ona göre bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Yani orada da düzgün çok yerlerde de dış açıya böyle yoğunlaşmanız gereken yerler. E, baktığınız zaman yeni nesil olarak yazıyorlar. E o yeni nesil sor o sorular gerçekten kolay gibi gözükebiliyor. Yani zor gibi gözüküp kolay yapılabiliyor aslında. E, ama çok yerlerle ilgili eski tip bir soru sorduklarında biraz korkutucu derecede bir e, zorluk düzeyi de oluyor. Ama konu anlatımına dikkat ederseniz her şey verildiğinden dolayı bakın daha öncesinde işte 2021 sınavında çıktığı zaman da biz oradaki çıkan iki özellikten çıkmıştı mesela sonra. iki özelliğin karışımından çıkmıştı. Yani çoğu kitap vermezken o özellikleri biz konu anlatımında vermiştik. Ne olur ne olmaz bilin. Güzel bir yöntemli bir güzel bir tekniktir diye söylemiştik. Ve sonrasında sınavda da çıktı. Yani konu anlatımda hiçbir eksik yok. O yüzden burada e, detaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Oradaki detaya da dikkatli bir şekilde baktığınız zaman Sınavda çıkabilecek en zor soruyu da bence rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. İnşallah bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi 2021 sınavı ne zor sorusu? Bu e, düzgün çokgenlerle ilgili olan bir soruydu arkadaşlar. O yüzden bu konuya da dikkat edin. Evet, çokgenler. 15. haftada çokgenleri bitiriyorsunuz ve böylelikle dörtgenler bitiyor. E dörtgenler bitti ne yapacağız? Onu da pazar günü konuşuruz arkadaşlar. Benim şimdilik size anlattıklarım bu kadar. Lütfen Videoları düzgün bir şekilde iz, izleyin. Ondan sonrasında lütfen ama lütfen sorularınızı bir kitaptan çözüyorsanız bir kitabı so, bir, bir kitaptaki soruyu hakkıyla çözün. İkinci kitabı da çözüyorsanız onu da hakkıyla çözün. Zaten çokgen ve dörtgenler bittikten sonra da ekstra bir kitap da ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Onu da pazar günü zaten sizinle konuşacağız. Hadi bakalım. O zaman çalışmalarınıza devam. İnşallah geometride çok güzel şeyler yapacaksınız. Buna inanıyorum. Hakkıyla çalışan zaten gerçekten güzel şeyler yapıyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.